Siz beni dinlerken bir kısmınız, araba almak için kafaya takmış olanlar o arabanın almanın hesabını yapar. Ev almak için kafaya takmış olanlar beni dinlemezler. Evi nasıl alabilirim, nereden nasıl biriktirebilirim onun hesabını yaparlar. Yani insanın derdi dünya olunca gecesiyle gündüzüyle yerken, gezerken, tozarken hep kafayı oraya takmıştır. Elde ettiği zaman onu görmez. Şimdi kardeşim, bacak kadar çocukların elinde iPhone telefonları var. Fakirin elinde var, zenginin elinde var. Ama ya Rabbi şükür diyen yok ya. Ben şimdi Burkina Faso'ya gittim, Gine'ye gittim. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin hayat şartlarını gördüm. Ben size bir şey söyleyeyim. Burkina Faso'da 1000 tane çocuktan bir tanesinin elinde telefonu yok. Ne çocuğu ya? Babasında da yok, anasında da yok. Peki bu da insan, sen de insan. Telefondan geçtim. Bizi karşılayan 500 kişiden ayağında terlik olanların sayısı az. Şimdi bu da insan olarak yaşıyor. Nasılsın, iyi misin diyorsun? İyiyim diyecek yani. Ya Rabbi şükür diyecek. Bende ayakkabı da var, terlik de var, çorap da var, her şey var. Hayat şartları nasıl? Çok pahalılık var. Durum çok kötü. Kötülük görmeyen insan, darlık görmeyen insan varlığın kıymetini bilmez. Varlığın kıymetini bilmeyen insan şükretmez. Şükretmeyen insanın Allah nezdinde değeri yoktur. Beni dinleyen şu cemaat içerisinde, bugün param yoktu, aç kaldım, sabah kahvaltı yapamadım diyen çıkar mı? Çıkmaz. Bizim şartlarda çıkmaz. O zaman neyin şikayeti bu?